Sevgili seyirciler, merhaba. Sinem Şahinkaya ile Başarı Hikayeleri programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Murat Aksu. Kendisi Odak Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Bali İşler Direktörü. Hoş geldiniz Murat Bey. Merhabalar, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok sağ olun. Sizlerle beraber vakit geçirdiğimiz için daha iyiyiz. Bizler de sizleri görmekten çok mutlu olduk. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz Murat Bey? 1979 İstanbul doğumluyum. Eğitimimi İstanbul'da sürdürdüm. Önce Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. Sonra Marmara Üniversitesi'nde dikey geçiş yaptım. Orada işletme bölümünü bitirdim. Sonra iş hayatına atıldık. Bir dönem bağımsız denetim sektöründe çalıştım. Sonra işte her erkeğin sorumluluğu olduğu gibi askerlik görevimizi eda ettik. Oradan sonra özel sektörde başka bir alana geçmeyi tercih ettim. Doğan grubunda çalıştım uzun yıllar. Şu anda da yaklaşık 10 yıldır Odak Tekstil'de Mali İşler Direktörlüğü yapıyorum. Harikasınız. Bu işe nasıl başladınız? Neden bu mesleği seçtiniz? Açıkçası biraz şans, biraz da tercih sebebi oldu. İlk okuduğum bölüm kimyaydı ve hiç bana uygun bir bölüm olmadığını tecrübe ettim. Sonra üniversite değiştirdim. İşletme bölümüne geçtim. Orada da üniversitede bir hocamın gerçekten üzerime çok emeği vardır. Kendisi Profesör Doktor Cemal İbiş Bey. Onun vasıtasıyla bu alanda yol kat edebileceğimi hissettim. Ve bir şekilde bağımsız denetim sektörünün içerisine girdim. Üniversite yıllarında da çalışıyordum zaten sektörün içerisinde. Yaklaşık totalde üniversite yıllarıyla beraber 7 yıl sektörün içerisinde yer aldım. Bundan sonraki süreçlerde aslında o mesleğin içerisindeki öğretimin, yani bağımsız denetim sektöründeki öğretilerin özel sektörde çok daha farklı noktalarda firmalara ve bana yardımcı olabileceğini, yol açabileceğini keşfettim. Bu şekilde başladık. Bizler de başarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Bizlere biraz da verdiğiniz hizmetlerden bahsedebilir misiniz? Evet, bir mali işler direktörü bu zamana kadar neler yaptı ve şu anda neler yapıyor sorusu dışarıdan bakıldığında veyahut da hayal edildiğinde hayal edilecek bir meslek grubu gibi değil. Biraz böyle sanki insanı süreç oraya getiriyor gibi. Mali işler direktörü aslında bir firmanın kalbi ile beyni arasındaki iletişimi sağlayan tüm diğer her şeyi, iskeleti, sinir sistemi denebilir. Çünkü yönetim var. Onlar hem beyni hem işletmede çalışan birçok değerli arkadaşlar var. Ama bütün bunların en temelde finansal sonuçları var ve finansal öngörüleri var. Bizler elimizden geldiğince bize sağlanan doneleri doğru şekilde kaydedip, sonuçları analiz edecek finansal öngörüleri keşfedip, bunların risk analizlerini gerçekleştirip, olası sonuçları bir görünür yapıya çevirmek işimiz temelde. Bütün bunları yaparken hayat tabii çok dinamik. Bu dinamik hayatta da olasılıkların öngörmediği durumlar ortaya çıktığında bunlara çok esnek, hızlı ve dinamik çözümler üretebilmeyi inşa etmiş olmamız gerekiyor. Bu açıdan çok dinamik bir iş. Rakamlarla kesinlikle aramızın iyi olması gerekiyor. İnsanlarla aramızın çok iyi olması gerekiyor. Çünkü bir dil var. O dil herkes açısından farklı değerlendirilebilir. Oysa bizim ortaya koymamız gereken dil ortak bir dil. Kesinlikle. Çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Murat Bey, sizlerin meslektaşlarınızdan ve rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir? Bu soru benim açımdan çok zor bir soru. Sanırsam sadece işe odaklanmak değil ya da sadece insana odaklanmak değil. Dünyada bir sürü şey aynı anda oluyor. Bizim yapıyor olduğumuz işin temel dinamikleri çok belli. Her işletme mezunu arkadaş aslında bütün bunları öğreniyor ama bir araya getirebilme kabiliyeti farklı farklı sektörlerden, farklı farklı iş kollarındaki insanlarla yoğun iletişimde bulunmak, onlardan birçok şeyi öğrenebilmeye açık olmak. Bir kere keşfetmediğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Bilginin tamamı artık Google denen bir şeyin içerisinde. Her şey artık artificial intelligence, yani yapay zeka hayatımızın bir parçası. Bizler bütün bu bilgileri kendimize saklamak yerine ne kadar çok dışarıya vermeye çalışırsak, o bilgilerin geri dönüşümü bir sentez halinde, ihtiyaç halinde bize geri geliyor. Bu keşfi çok genç yaşlarda gerçekleştirdiğim için bende olan bilgiyi ben herkese söylerim. Bana ait bir bilgi yoktur. Başkalarındaki insanlar da bu açıklığa hep açıklıkla karşılık vermişlerdir. Bence beni diğer arkadaşlardan ayıran bir özelliğim varsa bilgiyi kendime saklamamak diyebilirim. Bütün bunların dışında kişi kendine mutlaka yatırım yapmalı. Yani bir iş öğreniyorsunuz, bir iş yapıyorsunuz. Yaptığınız işte ne kadar iyi olursanız olun,
her zaman daha iyileri gelecektir. İşte İngilizceyi biliyorum demeyip yetinmemek lazım. Daha iyi İngilizce öğrenmek lazım. İşte bilgisayarı daha iyi biliyorum deyip yetinmeyip daha iyisini öğrenmek lazım. Sürekli gündemi takip etmek, sürekli kendinizi güncel tutmanız gerekiyor. Bütün bunlara ne kadar açıksanız da çevrenizdeki insanlardan o kadar ayrıştığınızı düşünüyorum. Harikasınız. Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Bilgiyi kendimize saklamak yerine başkalarına aktarabilmek çok önemli. Çünkü evet, biz bunu öğreniyoruz, kendimize bir şeyler katıyoruz. Ama bu sadece bizimle sabit bir şekilde kalmamalı. Biz bir kişiye anlatsak, ona geçirebilsek, o diğerini anlatacak, o diğerine ve aslında çok fazla kişiyle iletişime geçmiş olacağız bu şekilde, değil mi? Kesinlikle katılıyorum. Hatta bir adım ileriye götürebilirsek eğer, dünyadaki keşiflerin merkezinde bilginin akışkanlığı var. Yani tekerleği icat etmiş insan tekerleği kendine saklasaydı, biz bugün hala arabayı keşfedememiş olurduk. Tabii burada başka bir değer yargısını düşünebilir insan. Hani bizim ürettiğimiz bilgi bize ait bir bilgi mi, yoksa gerçekten bizim ürettiğimiz bir keşif mi? Bunu filtrelemek biraz tecrübeyle alakalı. Kişi, arkadaşlar elbette ki bir keşif yaptılarsa onun bilgisine de değerini bulana kadar sahip çıkmanı tavsiye edebilirim. Yani o değere mutlaka kendilerine geri dönüşün gelecek kazanımı saklamalarını tavsiye edebilirim. Kendime de ediyorum. Ama genel olarak bilgi herkesin ulaşabileceği bir yerdeyse öğrenmek paylaşmayı zorunlu getiriyor. Kesinlikle. Murat Bey, biraz da gelecekten bahsetmek istiyorum sizlerle. Sizin firmanızın geleceğe dair hedefleri, vizyonu nedir? Şu an çalıştığım sektör tekstil grubu. Hı hı. Özellikle toptan ticaretiyle ilgileniyor. Aynı zamanda sürekli projelere açık ve büyüme merkezli bir grup. Kendi adıma da buradaki pozisyonumu geliştirmemin sebebi aslında bu. Şu anda dünya teknoloji merkezli ilerliyor. Ve finansal teknolojiler de günümüzün en revaçta gündeminde konulardan. Kendi adıma aslında finansal teknolojilerin işletmeler adaptasyonuyla alakalı bir yaklaşımım var. Bununla alakalı da çalışmanın içerisinde gerek bazen fiziksel, gerek danışmanlık boyutunda, gerekse eğitsel boyutta yer almaya çalışıyoruz. İşletme bünyemizde de bu tarz şeylere çok açığız. Sürekli yazılımları güncelliyoruz. Pazarlama alanındaki faaliyetlerle bu teknoloji alanındaki faaliyetleri bir araya getirip insanların daha çok işleriyle odaklanabilmeleri için alan üretmeye çalışıyoruz. Hayat bir de çok dinamik. Dünya gündeminde her gün bir şeyler değişiyor ve herkesin iş hayatında olsun, sosyal hayatında olsun bunlara adapte olması zorunluluğu var. Bütün bunların içerisinde hem beraber çalıştığımız insanların da aynı vizyona sahip olması gerekiyor. Hem bizlerin de aynı akılda olmamız gerekiyor ki ortak vizyonda beraber yürüyebilelim. Buna sadık kalıp devam ettirmeye çalışıyoruz diyeyim. Umarım en kısa sürede bu hedeflerinize ulaşırsınız. Çok teşekkürler. Rica ediyoruz. Peki Murat Bey, sizin gibi tecrübeli birinin gözünden bu mesleği kimler yapmalı, hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Bir kere ben birilerinin önünü kesmek istemem. Yani işletme okuyan bütün arkadaşların gelebileceği bir nokta bu. Ya kendi işini kurup patron olurlar, ya bir pazarlama direktörü, pazarlama müdürü, genel müdür olurlar. Eğer işin mali ve finans tarafında yer almak istiyorlarsa da sanırsam bir işletmede gelinebilecek en üst düzey nokta Mali İşler Direktörlüğü Türkiye koşullarında. Bunun tabii üstü var. Grup Mali İşler Direktörlüğü olunabilir veyahut da holdinglerde olunabilir. İnşallah olurlar hedefleyen arkadaşlar. Her şeyden önce sayıları sevmeleri gerekiyor. Ve sayıların diliyle insanların anlayacağı dil arasındaki iletişimi de kurgulayabilmeleri gerekiyor. Bizim mesleğin sırrı bu. Sonra bunu ifade edebilecek hayal gücüne sahip olmaları gerekiyor. Çok yönlü olmaları gerekiyor. Kesinlikle İngilizce bilmeleri gerekiyor. Bilgisayar aralarının iyi olması gerekiyor. Dünyada olan olaylarla makro düzeyde, mikro düzeydeki olaylar arasında, yani işletmeler veya da kendi kişisel hayatlarındaki olaylar arasındaki sentezi gerçekleştirip doğru çıktıları eğer kendilerinin dışındaki insanlara aktarabileceklerine inanıyorlarsa bu sektörde başarılı olmamaları mümkün değil. Kesinlikle istedikleri noktaya geleceklerdir. Çok güzel anlattınız. Verdiğiniz bilgiler bizler için çok değerliydi Murat Bey. Katılmanız için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Artık yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. İzleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır?
Bence her insan kendi hayat çizgisinde yürüyor. Ben yine size bakarak konuşurum ama. Bu hayat çizgisinde hedeflerinden kesinlikle uzaklaşmamalı insan. Bazen düşüşler olabilir. Bazen çok hızlı zıplamalar olabilir. Her şey zamanında yaşanması gerektiği için yaşanıyor. Eğer bu inancını insan koruyabilirse, varmak istediği hedefle arasındaki tek engelin kendi olduğunu keşfeder ve mutlaka kendini aşmanın bir yolunu bulacaktır. Harikasınız. Teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Bir Başarı Hikayeleri programının daha sonuna geldik. Bugün Murat Aksu bizlerleydi. İyi günler.